babacığım. Canım kızım benim. Babacığım. Hoşçakal canım kızım. Bir de burada. Güle güle babacığım. Hadi be anne. Hadi çok sıkıştım. İşte geliyorum, bir dakika. Sana, hadi. Fikret Bey. Fikret Bey. Fikret Bey. Evet. Merhaba efendim. Merhaba. Buyurun. Efendim ben Osman'ın karısıyım. Bunlar da çocukları. Osman mı? Hangi Osman? Osman, firmanızda şoför ya. Tamam anladım. Allah aşkına bizi kurtarın. Bizim başkaca hiç kimsemiz yok. Hayrola? Ne oldu hanımefendi? Ne oldu söyleyin lütfen. Ne söyleyeyim beyefendi? Bu bizim adam sabaha karşı eve geliyor. Yok kaza yaptım diyor. Yok maaşım kesildi diyor. Eve 5 kuruş para bırakmıyor. Ama ay başında herkes bizden maaşını alır. Pardon. Biliyorum beyefendi, her şeyi biliyorum. Eve gecenin bir saatinde gelişinden biliyorum. Sonra ağzının içki kokuşundan biliyorum. O pavyon senin, bu pavyon benim dolaştığını da biliyorum. Söylediler bana. Ev kiramız duruyor. Bakkal artık borca hiçbir şey vermiyor. Allah aşkına yardım edin. Kurtarın bizi ne olur. Peki ama hanımefendi ben bu hususta ne yapabilirim ki? Siz beyefendi onun patronusunuz. Bizim hamimizsiniz. Bizi koruyun. Ona gerekeni söyleyin. Pavyonlarda çoluk çocuk hakkını kötü kadınlara yedirmesin. Veya maaşını bana verin. Bakın görün o zaman her şey nasıl düzelecek. Ne olur bunu bizim için yapın. Lütfen. Lütfen ne olur. Tamam. Onunla konuşacağım. Size eziyet etmesine müsaade etmeyeceğim. Allah razı olsun beyefendi. Sağ olun, var olun. İzninizle. Tekrar sağ olun. Teşekkür ederim beyefendi. Anne, anneciğim geldi. Allah kahretsin. Anne bir tuvalet bul, ne olursun. Daha işiniz geliyor. Anne. Deli olacağım. Abi, bu tarafta tuvalet var mı acaba? Otoparkta var bacım. Hadi anne, hadi ne yürü. Olur çabuk ol. Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bana servis şoförünü çağırtın lütfen. Peki efendim.
ederiz. Ne var? Niye geldin sen buraya? İyi yaptım. Çektirmediğin kalmadı. Ne çektirmişi be? Neyin eksik de çekiyorsun ha? Söyle, neyin eksikmiş? Hadi, hadi eve git. Beni rezil etme. Yarın diyecekler ki Osman Bey'in karısı fabrikaya geldi. Şu haline bak. Bunları niye getirdin buraya ha? Defol git şuradan, hadi defol. Ne varmış halimde? Utanacak biri varsa o da sensin. Ulan, tövbe tövbe estağfurullah. Kadın git tepeme attırma benim. Hadi. Gitmeyeceğim. Şimdi doğru karakola gideceğim. Beni ve bu yavruları sefil ettiğini hepsini bir bir anlatacağım. Ne? Karakola mı? Karakola ha? Osman! Ne Osman'ı be? Osman Bey! Peki Osman Bey. Ha şöyle. Buyurun efendim. Doğru patrona git. Patron mu? Allah Allah. Sabah sabah benimle ne işi olacak ki? Göstereceğim sana. Defol, defol, git şimdi, defol. Git gözüm görmesin. Anne. Sus köpek. Günaydın. 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 Patron sizi bekliyor. Beni istemişsiniz efendim. Evet Osman Bey. Teşekkür ederim. Niçin teşekkür ediyorsunuz? Bey dediniz de. Otur. Ha? Sağ olun, böyle daha iyi. Konuşmak istediğim bazı şeyler var. Osman Bey. Buyurun efendim. Oturun, oturun. Bundan böyle maaşınızın bir kısmını kesmeye niyetliyim. Çok güzel. Ne? Maaş mı? Kesmek mi? Bir miktarını eşinize iletilmek üzere keseceğim. Demek sizi de uyardı. Evet. Kadın üzüntülü ve sıkılmış. Hem de çok. Her bir şeyi de mi söyledi? Evet. Her şeyi söyledi. Vallahi yalan söylüyor, inanmayın. Şu bizim Hatice Hanım var ya, komşu, işte o ne kadar ayakkabı almışsa ben de bunu aldım. Şu bizim öteki komşu var ya, Fatma, Tombul Fatma canım, Kel İsmail'in karısı. Siz tanımıyorsunuz sahi. O işte o gömlek almış, ben de bunun için aldım. Öteki ipek başörtü almış, ben de bunu aldım. Yani başka hiçbir suçum günahım yok. Şu bizim ufaklıkları da sormayın vallahi. Burama getirdiler, burama. Osman Bey. Buyurun patron. Bundan böyle maaşının 2/3'ünü evine iletmelerini söyleyeceğim. Sen de fazla müsrif olma artık. Kurban olayım size. Benim önemli bir masrafım yok ki. Bazen o da akşamdan akşama şu Abbas Panter'e uğruyorum. Bir kadeh. Bilemediniz, bazen iki kadehcik. Ne bileyim, birazcık eğleniyorum işte. Bu nasıl eğlencedir ki her akşam peşini bırakamıyorsunuz? İşte bizi tanıyorlar ya, yolumu gözlerler. Gitmesem yiğitliğimize yaraşmaz. Pek ilginç. Bir gece teşrif buyurunuz anlarsınız. Merak ettim doğrusu. Merakınız daim ola. Yeriniz her zaman hazır tutulacaktır. Osman kulunuz amadedir. Ama bir şartla. Ne gibi efendim? Maaşınızın 2/3 evinizin olacak. Ne? Ay eyvah. Ey yarabbim. Ben yokum. Ben varım.
Ben de varım. Bob. 5.000 daha. Hoş geldin. Canan. Canan. Hülya burada uyuyakalmış. Odasına yatırsaydın bari. Odasına da sen yatırıver canım. Kart. Bir şeyler hazırladın mı? Çocuk yemek yemiş miydi? Görüyorsun ki oyun oynuyorum. Mutfakta hazır bir şeyler vardır canım. Sabaha kadar oynamaya niyetlisiniz herhalde. Sen git yat. Bu ne terbiyesizlik. Böyle şey görmedim. Çabuk çıkın evimden. Anne. Yeter artık. Dayanamıyorum. Kapat çeneni. Çıkın evimden. We'll be right back.
Bana servis şoförün çağırtın. Peki lütfen. Efendim. Alo, buyurun. Peki efendim. Hay hay hanımefendi. Hanımefendi arıyor efendim. Peki, bağlayayım. Arkadaşlarımın yanında beni rezil ettin. Buna dayanacağımı mı zannediyordun? Bak canım. Utanmadan evimden arkadaşlarımı kovdun. Canan bak yavrum. Yavrusuymuş. Bundan böyle yavrum mavrum yok artık. Çocuğumu da alıp anneme gidiyorum. Anladın mı? Anneme gidiyorum. Tamam. Cehennemin dibine git. Ne var? Ne istiyorsun? Ben mi? Beni çağırmıştınız ya. Siz... Ha. Pardon, kusura bakma. Hayrola, bir şey mi oldu efendim? Henüz hayır. Ama olacak. Allah'a şükür. Ne? Herhalde iyi bir şey olacak ki... biz de Allah'a şükrediyoruz. Ne mutlu. Keşke ben de senin gibi yaşayabilseydim. Estağfurullah. Kabil mi efendim? Ciddi söylüyorum. Bende her şey var. Lakin hiçbir şey yok. Hadi beyim. Bize deseniz neyse ne. Bir de 5 kuruşluk maaşımızı da parsellediniz. Baksana neydi o hani şey o akşamları... Ne? Şu canım akşamları gittiğin yer var ya. Şu Abbas Panter mi? Orası. O benim asker arkadaşım. Gene devam mı? Kim? Ben mi? Asla. Asla ve ebediyen. Eğer sizin maaşınıza biraz zam yapsam... Asla. Asla. Tövbe. Pekala. O zaman zammam yok. Niye zam yok? Sıra bize gelince mi zam yok? İşte bu kadar. Gidebilirsin. Yahu beyim, ben şaka yaptım. Ben oraya uğramazsam uyuyabilir miyim? Ne kadar da hoşsunuz. Yani bu akşam için evet mi? Evet, tabii ki evet. Şimdi oldu. Bu akşam beraberiz. Bütün masraflar da bende. Yok ya. Evet. Yani ben ve siz ikimiz beraber Abbas'a ha? Evet Osman Bey. Osman Bey. Ne dedin? Ben sizin hizmetinizdeyim. Ne emrederseniz. Sizin hasta olduğunuz yerde ben ölürüm. Söyleyin kimi vurayım? Kimi keseyim? Yeter ki emredin. Kaç kişiyi haklıyım? Vurayım, keseyim, parçalayayım. Anladın mı? Elim. Merhaba canım, hoş bulduk. Ne arzu edersiniz bey? Viski lütfen. Başüstü. Bir ufak rakı. Yemek olarak ne alırsınız? Chateaubriand. Ne? Haşlama. Bilmiyorum. Neyse ondan getirsin. Pekala. Bir haşlama. Bak. Patlıcan. Dur hele. Soğuk mezelerini unutma. Kavun mavun. Bak. Karpuz filan. Hadi bakalım yaylan. Hadi. Uç hadi. Başın dert görmesin.
Demek ki sizi burada iyi tanıyorlar. Ayıp ettiniz, biz namlı adamız. En azından Abbas Panter'in arkadaşıyız. O benden çok şeyler kaptı. Sonunda da dama yattı. Dama mı yattı? Dama mı? Bir ölü, üç ağır yaralı. Müebbet maalesef. Ediyor değil mi? Evet. Bana Beyrut'u hatırlatıyor. Ona Nazlı derler. Güzel Nazlı. Bu pavyon onun tacıyla döner. Evet, güzel kız doğrusu. Bana çok asılmıştır ama. Yüz veren kim? Doğru söylüyorum. Ölüm çıksın. Söyledim buranın hoşunuza gideceğini. Bu ne sıcak, bu ne samimi bir dünya. Hasret kalmışım bu yaşama. Onlar da sizin gibi yaşamaya hasretler bey. Bu hep böyle. Henüz kararınızda bizim için zammam yok mudur? Bakacağız, merak etme. Horozibo derler. Horoz gibi de dövüşkendir.
Ne var Fırıldak Osman? Terbiyesiz ben. Şey, aramızda şaka vardı. Şuna bak, şuna. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Ne olan tavşan, tazı mı gördün ha? Estağfurullah beyim. Akşam henüz oldu, sen tavuk musun ki? Emrinizdeyim efendim. Nasıl istersen. Gül cemalinizi görmek sevginizi kabartır. Göreceğiz bakalım işte. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun cenaze namazına. Hasta etme beni. İzzeti ikramın bol ola ağam. Düşmanların toz ola. Düşmanların toz ola. Ne dediniz beyim? Ne ilginç adamlar var burada. Sen haklısın. Çok hoşlandım doğrusu. Düşmanların toz ola. Çok güzel. Canım patron. Arabaya bin, evine ben bırakırım seni. Sana kurban. Hadi yürü. İstemem. Yürüyeceğim ve gece sefas yapacağım. Olmaz. Ne oluyor? Senin halin iyi değil. Benim mi? Ayıp ettim be patron. Adıyla Samile Fırıldak Osman derler. Fıçı fıçı isem yere bir şey olmaz. Ben gel. Biraz şöyle bir şey diyeyim. Biliyorum, ya. Biliyorum. Ya, gel, getir gel. Şöyle. Ayağını da sok içeri. Dur, ayağımı sıkıştım ama. Arabayı ben süreyim. Sen sarılsın, kaza yaparsın. Dur. Ben iyiyim. Otur yerine. Ama gençliğini düşün be patron. Arabayı ben süreyim. Diyorum ama sen anlamadın. İşte burası bizim malikane. Tamam, bağırma. Bak patron. Bak ölümü gör bizde kalmazsan. Olur. Şu haliyle direksiyona oturamazsın. Yok asla canım, ben iyiyim. Değil, yapma yani böyle. Dedim ya ben iyiyim, meraklanma. İyi akşamlar. Kusura bakmayın yenge, biraz fazla kaçırdık galiba. Bir öpeyim. Yok tamam. Tamam. Bundan sonrası size emanet. Bana hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hay Allah. Olsun şapkanı. Bak ne olur gitme gel. Hadi gel. Sarhoşsun, kaza yaparsın. Tamam hadi gir içeri. Hadi gir içeri. Patron! Patron! Güle güle de yani her zaman büyük sözü dinlenmez, bazen küçük sözü de dinlenir. O senin patronun değil. Evet, patronum beraberdik. Bu akşam biraz fazla mesai yaptık da onun için geç oldu. Yani anlayacağını da kadar. Yani o da mı? Ne demek yani o da mı? O da salon. Hadi. Mutfak falan filan. Yavaş. Güle güle patron. İçeri gir. Günaydın. 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 Günaydın efendim.
imzalamanız gerekli olanlar. Bunlar da incelemeniz gerekli olanlar. Evden arayan var mı? Hayır efendim. Bana servis şoförünü çağırın lütfen. Baş üstüne efendim. Acaba dün akşam bir halt mı yedim? Patron sizi bekliyor. Günaydın efendim. Günaydın Osman Bey. Nasılsın? Sayenizde iyiyim. Peki dün akşam eğlendin mi? Tabii efendim, ne demek? İnsan sizin yanınızda olup da eğlenmez olur mu hiç? Bu gece de var mısın? Memnuniyetle ama... Aması ne? Kör oğluna söz verdim. Hem de erkek sözü. Ya. Ama o da bana söz verdi. Benim için her şeyi evde hazırlayacak. Hem zaten çoktan bu işleri bırakmaya karar vermiştim. Dün akşam da sizin hatırınız için gittim. Öyle mi? Evet efendim. Peki, gidebilirsin. Müsaadenizle. Her zamanki gibi emrinizdeyim. Peki abi, Edirne'den bize bir tır dolusu hediye getirmeyi de unutma. Elbette. Oraya gitmişken hediyesiz mi geleceğiz? Ama siz de benim meleğime göz kulak olmayı unutmayın. Tabii ki göz kulak olacağız be abi. Sen yokken kafesteki kuşu kaçıracak göz var mı bizde? Gözün arkada kalmasın abi. Hiç merak etme sen. Aferin Tepegöz. Teşekkürler.
Başka bir emriniz var mı Osman Bey? Ah! Vay anam! Plan bu tarafını istemiyorum. Arka tarafını istiyorum. Burayı çalacağım. Anlaşıldı mı? Burayı işte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Nazlı'nın çiçeğini unutmayın. Evet, bu da kartım. Teşekkürler efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey alır mısınız? Yok, hayır. Peki efendim. İyi günler.
olmuyor. O istemem olmuyor. Ne istiyorsun kocacığım? İstediğin her şeyi hazırladım. Eksik olan ne? Akar makar eksik olan bu. Lagara lugara. Ne? İşte bu. Akara makara. Lagara lugara. İşte bu eksik. Bunları istiyorum. Bunları istiyorum. Lagara lugara istiyorum. Anladın mı? Lagara lugara istiyorum. Size yine çiçek gönderdi. Aynı adam mı? Evet Nazlı Hanım. Doğrusu bu kadar çok çiçek göndereni hiç görmedim. Nazlı, bu adam sana abayı fena yaktı galiba. Çok da zengin anlaşılan. Neden adama kancayı takmıyorsun kız? Aman, hoşuma gitmiyor. Lafa bak. Haspa. Hoşuna gitmiyormuş. Allah bize şans vermemiş ki. Güzellik de bazen baş belasıdır şekerim. Hı? Thank you.
kız niçin bu kadar inançlıdır? O kendi göbeğinin eşeğidir. Göbeği nereye çekerse oraya gider. Göbeği nereye gider ki? Mercedes peşine. Araba mı seviyor? Yok canım. Mercedes'lileri seviyor. Öyle cakalı makalı adamları. Öyle şapkayı yana yiyecek, sabahlara dek içki içecek. İşte öylelerine meze olmayı seviyor. Peki, içelim. Buyurun. Düşmanların toz ola. Ama bak ne biçim kılık değiştirmiş.
müsaade eder misiniz? Buyurun. Gönderdiğiniz o güzel çiçeklere teşekküre geldim. Sizin yanınızda çiçek neymiş? Siz en nadide çiçeklerden de çiçeksiniz. Adım Fikret. Resim de var. Niye çirkiliyorsunuz? Bir şey mi var? Vallahi gördüğün gibi ben de öyleyim. Yani façamız yerinde. Bak şapkamız da var, kaşkolumuz da var. Yani çok şükür her şeyimiz var. Edes bile var. Buyurun efendim. Arzunuz? Rakı getir. Duble mi? Şişe, hem de büyüğünden. Haşlama getir. Patlıcan getir. Ha, soğuk mezeyi de unutma. Tamam mı? Siz ne yersiniz? Şimdi yiyemem. Hem sıram geldi. Döneceğim. Başından ter içinde kaldın. Düşmanların toz ola. Evin nerede? Ay, dikkat! Düşmanların toz ola. Tamam, benim eve gidiyoruz. Yavaş. Burası mı? Tamam oldu. Çıkar bakalım şunu, çıkar. Bu kapıyı kapatın ama sen şimdi. Hadi çıkar. Pekala, ben yavaş. Buraya geldim demek ki. Tamam. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Geç bakalım şöyle. Oraya mı? Peki ama ben gitsem daha iyi olacak galiba. Yani. Hadi gel, yavaş. İyi ya, düşmeden yavaş. Şöyle bir geçelim buradan bakalım. Nereye geçirdin sen beni? Otur şöyle, otur bakalım. Aman. tamam. Ne içtim ben böyle işte. Bu akşam? Vay be. Beni böyle bir yerlere getirdin işte sen şimdi. Burada kal. Ben şimdi gideyim, sonra gelirim. Sonra gene giderim, sonra gene gelirim falan işte. Arzun bilir. Düşmanların toz olay.
Merhabalar. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Sağ olasın canım. Merhaba. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsın canım? Teşekkür ederim efendim. Güzel. Bana Osman'ı çağır, tamam mı? Hadi bakayım. Peki efendim. Günaydın efendim. Vay vay. Beyime bak. Harika. Hop. Ne oluyor? Pardon efendim. Acayip bir durum mu var? Hayır efendim. Ayıp olmazsa şunu söylemek istedim. Neyi? Hiçbir şey beyim. Şahane, enfes oldu. Tam bir kabadayı gibi. Bir de onlar gibi yürürseniz her şey tamam. Onlar nasıl yürür ki? Müsaade edin göstereyim. Şimdi bitirim gibi. İşte böyle. Kollar açık ve geri. Göğüs ileri. Hı. Böyle. Böyle, böyle ve de böyle. Sonra şöyle, tamam mı? Hı, bak. Böyle, böyle. Dur, olmadı bir daha. Böyle. Ha, göğüs ileri. Göğüs ileri. Ha, göğüs. Tamam. Böyle kollar açık. Omuzlar. Ha, geriye. Aha, tamam. Bu kollar geride. Hadi bakalım, helal. Ha, kollar. Göğüs ileri, göğsü unutmayın. Göğüs ileri, tamam. Tamam. Hop. Helal olsun. Oluyor çok galiba. Güzel işte böyle. Tabii ya. Dur bir daha şöyle geleyim. Şöyle göğsü unutmayın, göğsü. Tamam. Tamam. çok hoşuma gitti ya. Çok hoşuma gitti. siz gidebilirsiniz. Peki efendim. Başla. Neden gülüyorsun? Senin taklit yapmana. Kabadayılık öyle olmaz ki. O insanın içinde olmalı. Taklit mi? Taklit yapmıyorum ki ben. Ben özbeöz Kasımpaşalıyım. Ne olursan ol. Senden hoşlanıyorum.
Nasıl, malı gördünüz mü? Nefis. Ne nefisi ulan? Şahane, bomba gibi. Harika. Nazlı'dan ne haber? Nazlı göbeğini geçti abi. Neyi? Birisiyle takılıyor. O zaman ne halt ediniz burada? Ama adam her gün ayrı bir kılıkta geliyor. Zarba falan olur diye sizin gelmenizi bekledik. Benim malıma el koyacak adam manda yürekli olmalı. Pazara şeftali satmaya gidiyor galiba. Ayıya armut düştü herhalde. Boş ver, aldırma. Çocukları bu saatte sokağa bırakmazlar ama bunlar ev kaçkın. Duydu mu amcam ne dedi ha? Sen de adam gibi insene. Gitme ne olur. Yarasalar galiba güneşin battığını fark ettiler. Sizin gibi o şaflardan bir adam çıkacağını bilsem ben de erkeğe rastladığımı sanacağım. Onlara iyi bir ders verdim. Kim bunlar? Bilmiyorum. Müşterilerden galiba. Evet, müşterilerden. Tanıştığımızdan beri bir dümenler dönüyor. Bu entrikayı çeviren kim? İbo. Horoz İbo. Bunlar mutlaka onun adamlarıdır. İbo diye birini arıyorum. Ne yapacaksın? İşim var. Ne işin var? İzin verirseniz İbini biraz kıdıklayacağım da. Duydunuz mu çocuklar? Hoşumuza gitti. Kaşınıyorsun galiba. Hoşunuza mı gitti? Sen o ayakkabıları nereden satın aldın? Beğenemedin mi? Beğendim de erkek için olanı varsa biz de alalım. Vay domuz. Olur. Benden selam. Ağanız ayağını çeksin çimenin üstünden.
Görmeyen gözler kör olsun. Meydanı biraz boş bıraktık diye yeni horozlar türemiş. Selamun aleyküm. Osman kardeşin amadedir. Devam et, iyi olacak. Buyurun bu taraftaki bahçe. Baş üstüne müsaadenize. Otur yerine. Baş. Orada süt içiciğine geç, bu tarafa da yiğitliği öğren. Müsaadenizle. Çök yerine dedim. Baş üstüne. Fırıldak Osman'ı o masadan kaldırmanı istiyorum. İzzetinizle gidiyorum, getiriyorum. Sana bakacağım. Kor. Benim kurdum. Bu adam vurdu beni. Bıçakladı beni. Hastaneye götürün. Çok kötüyüm. Bu adam vurdu beni. Niye vurdun? Niye bıçakladın beni? Hastaneye götürün, çok kötüyüm. Bu adam bıçakladı beni. Bu adam. Yan bak, 30 bıçak havada. 30 mu? Belki de fazla. Arenada kim var? Ben ve usta. Usta mı? Usta da kim? Patronu diyorum be. Ha. Bıçağını bir çekti ki şimşekler çaktı. Benim de bıçaklama damarım kabardı. Çektim sustalıyı. Ay abi. Fırladım, yukarı çıktım. İndim aşağı. Avize güm yerde. Her yer karanlık. Niye avize? Hı? Olur mu? Sonra bizi tanırlar. Ne de olsa dosyalıyız. Netice? Neticede Fikret Bey'e ne oldu? Ha, ben de onu diyecektim. Tabii usta böyle şeyler görmediği için arkama saklandı. Ve ben de ortaya çıktım. Sizin canınız bıçağımın ucunda lan dedim. Bir sağa, bir sola salladım, 20 kişi yerde. 60 kişi üzerime gelmeye başladı. Bir an baktım, usta pelte gibi titriyor. Yerimden fırladım, tavanla mırt aşağı. Samson gibi orayı kafalarına yıktım. Horozun adamları korkudan kaçacak delik bulamadılar. Bir an bir ses, ah yandım dedi. Bir sağa, bir sola baktım, karşımda usta... Başımıza bela açmış. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Vurulmaz mı hiç?
Ama onun kusuru yok. Ne de olsa usta, bu işte acemi tabi. Sonrası. Korkma. Ne istiyorsun? Seninle konuşmak istiyorum. Ne konuşması? Gir içeri. Gir. Ben o arı kovanının içinde kıvırıp dururken çok namert gördüm. Ama sen onlardan da daha namert, daha pis. Kes! Kendin de biliyorsun ki her şeyi senin için yaptım. Çok masraf ettim. Uzun zaman bekledim. Sonra da sokaktan bir çakal gelsin seni elimizden alsın. Sen beni ne sanıyorsun? Ben neyim? Bir oyuncak mı? Kimden hoşlanır, kimi seversem onunla olurum. Al paçanı da. Bil ki hapiste saçlar ağrır, dişler dökülür, kum gibi erir insan. Bunu sana söylemeye geldim. Söyledin işte. Şimdi çık dışarı. Yok, çıkmam. Onu bırakmaya söz vermelisin ki ben de ona yardımcı olayım. Bıktım ben. Bu hayattan midem bulanıyor. Senin gibilerle uğraşmaktan yoruldum artık. Herkesten ve her şeyden bıktım artık. Yok. Yapamam. Onu seviyorum. Onunla kalmak istiyorum. Ama sakın unutma. Kendin istedin. Eğer bu sefer kurtulabilirse, ikinci defa ebediyen kurtulamayacak. Beni tanırsın. Düşün. Taşın. Bekleyeceğim. Onun başımıza dert geçireceğini bilmeliydim. Burada nasıl olur? Aldın. Kader böyle. Önüne geçin. Hem burada ilerebet kalacak değilim. Kurtulacağız yani. O zaman kuzumuzu paylaşacağız. Ne olur. Kimseyle dalaşmanı istemiyorum. Biliyorsun ki sana sevdalıyım. Kalbim senin için çarpıyor. Sensiz nefes bile alamam. Al. İyidir. Allah büyüktür. Her şeyi biliyor. Suçsuz olduğumu biliyor. Ama yine de bir şeyler yapmalıyız. Yarası da çok değmişti. Adam davadan vazgeçmezse ayrılığımız uzun sürecek galiba. Uykularım kaçtı. Hele dün akşamdan beri gözüme hiç uyku girmedi. Senden mutlaka ayrılmamı isteyince dünyam başıma yıkıldı. Kötü. Allah kahretsin, elim kolum bağlı buradayım. Bu gece gene oraya gidecek misin?
İstersen bundan böyle hiç gitmem. Onun sana da bir oyun oynamasından korkarım. Hemen hesabımı kesip ayrılacağım. Sana söz. Bir daha da oraya adımını dahi atmayacağım. Peki ne yapacaksın? Evde oturur seni beklerim. Ta ki sen gelinceye kadar. Sonra? Sonra başka yerlere gideriz. Bizi kimseleri rahatsız etmeyeceği yerlere. Doğru mu söylüyorsun? Yemin ederim ki doğru. Ölüm çıksın. İnanayım mı? Ölüm çıksın dedim ya. Allah'ım. Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine koru onu ya Rabbim. Ona yardım et Allah'ım. Kurtar onu ya Rabbim. Onun kurtulması için adamı kabul et Allah'ım. Elveda Banucuğum. Beraber iyi ve kötü günlerimiz oldu. Hakkını helal et. Zamanında bizim alnımıza bir nebzecik mutluluk yazacağına bütün mutsuzlukları kazmış. İnşallah mutlu olursun Nazlıcığım. Kendine iyi bak. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle Nazlı. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Hoşça kalın. Merhaba. Gönül ferman dinlermez. Gittiğin yol yaramaz. Buradan ayrılmakla ona faydalı olamazsın. Gel vazgeç bu sevdadan. Hayatımı ayaklarına sereyim. Dedin ya, gönül ferman dinlemez. Gel çocukluk yapma. İbo'nun yanında kal, hayatını yaşa. Sevdiğin de yaşasın. Onun bir tek saç teline sizin 100 telinizi değişmem. Benim neler yapabileceğimi sen iyi bilirsin. Sen bir halt yapamazsın artık. Artık onu tutamayacaksın. Uçtu. Uçamaz. Onun kanatlarını yolacağım. Bak İbo, yeter artık. Bu işin sonundan ben de korkuyorum. Dün Cepçi Cafer'i deşmişler. Yarın da bize başka bir kelek. Bundan sonra ben yokum. Ben de yokum. Dur. Nankör, bugüne kadar kimin tasından doydun lan? Senin abi. Tekkedeki hırlaşmada kim kurtardı seni lan? Sen abi. Aptal. Defol. Artık yüzünü görmek istemiyorum. Defolun. Hepiniz defolun. Sen niye yerkenlemiyorsun? Ben sizinleyim baba. Sizinleyim. Yanımda sünepemi taşıyayım yani ha? Teşekkür ederim. Bu abi selam söyledi.
Bu akşam garajda bekliyorum. Söyle ona, avucunu yalasın. Kızar ama. Tutar mısınız? Tabii, ne demek. Burada öyleyse. Ver paketi şimdi. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Senin namına ben utanıyorum. Ne işin var senin böyle bir yerde? Niye geldin? Götür çocuğu buradan. O böyle yerlere gelmedi. Babacığım, seni çok özledim babacığım. Ben. Ben de ya. Bu vaziyete dayanılır. El aleme rezil oldum. Senin hapisten çıkmanı bekleyeceğim. Ama bu kadar zamana tahammülüm yok. Nasıl istersen. Sen artık eski Fikret değilsin. Nasıl oldu da bize bu kadar lakayt olacak? Yeter. Yeter artık. Bu lafların sırası mı şimdi? Ne fark eder? Koca bir şirketin sahibi bir pavyon şırfıntısı yüzünden kalkıp böyle bir yere düştü. Ben senin karın, bu da kızım. Hiç değilse onu düşünseydin. Bizi bu hale sokanların Allah belasını versin. Uzattın ama. Yeter artık, yeter be. Babacığım, neden oradasın? Gel eve gidelim. Sokanların Allah belasını versin. Yuvamızı yıkanların yuvası yıkılsın. Vazgeçmesini istiyorum. İstersen vazgeçer ama bir şart. Neymiş o? Bu adamı bir daha görmeyeceğine dair bana garanti vermelisin. Ne gibi? Terminat. Benim sözüm senettir. Kabul. Fakat... Fakatı falan yok. Hiçbir şeyimizin kalmadığı doğrudur. Kimseye karşı bir kuruşluk haysiyetimiz yok. Ama söz namusumuzu kaybetmedik. Ben de sadece onu da sana veriyorum. Demek söz veriyoruz. Öyleyse kabul.
Ki doğru. Ölüm çıksın. Senin kalbin bir değil, bin erkeğe açıkmış. Mihrabını herkese sunuyorsun. Bunu baştan bilmeliydim. Ve sen bana yemin etmiştin. Neden? Neden? Bırak kolumu! Yürü buradan, gidiyoruz. Dur bakalım, nereye? Kapa çeneni! Yürü dedim. Gir içeri. Bana bunu yapmamalıydın. Yemin etmiştim. Bir daha oraya adımımı dahi atmam demiştim. Ne yazık, sana inandım. Senin için canımı vermeye hazırdım. Oysa sen... Ne bekliyorsun? Topla kendini. İstediğin bu değil miydi? Topla kendini dedim. Senin ne istediğin belli mi ki? Bütün kılık kıyafet değiştirmen, kabadayı gibi davranman bana sahip olmak için değil miydi? Tamam. Doğrudur. Bütün bunlar ilgini çekmek içindi. Çünkü sevmiştim seni. Çok sevmiştim. Ama ben buyum hayatım. Buyum işte. Şunu bilmelisin ki hayatımı hiçbir şekilde değiştiremem. Ancak sen yuvana dönebilirsin. Hem bakarsın biraz sonra bir başka kabadayı kapımın zilini çalıverir. Tekrar başının derde girmesini istemem. Bağlanmamayı baştan bilmeliydim. Git artık. Sorumlu olduğun hayata yolunu gözleyenlere dön. Mühendis Fikret Bey. Usta. Babacığım. Babacığım. Babacığım.
Buyurun Sayın Bay Kabadayı. Sakın bir daha bana kabadayı deme. Baş üstüne Sayın Bay Kabadayı.